Şimdi Türkiye'mizin ekonomi konusundaki duayenlerinden sevgili Milya Okur'u sahneye davet Peki. ediyorum. Hoş geldiniz. Göremiyorum. Biraz önce insanlığın ortak dili, evrensel bir dili izledik. Şimdi bunun üzerine benim burada saatlerce konuşmam nasıl olur bilemiyorum. Çünkü ben ortak evimiz dünyadaki bütün kadınların savaşçı olduğunu biliyorum. Ama savaş diliyle söze başlamak istemem. Açıkçası kendi hayat hikayemi falan da anlatmak istemiyorum. Ben çok rahat bir konuşmacıyımdır. Fakat bu toplantı beni çok birden, ah ben ne anlatacağım ki dedim. Çünkü ben bir gazeteciyim, çok olaya tanıklık ettim. 35 yıla yakında gazetecilik yapıyorum. Bu toplantıda iki olay tabii ki hayat hikayemi çekmeden etkiledi beni. Biri Hakan Hoca'nın CV sunumuydu. Çünkü hayatı boyunca CV yazmayan biriyim ben. İnternette, sosyal medyada orada burada dolaşan CV'ler de benim yazdığım değil, benden istendiği için birlikte çalıştığım sevgili arkadaşımın yani asistanımın yazdığı CV'lerdir hep. Dolayısıyla CV yazmaktan nefret ederim. Oradaki gönderme çok etkiledi beni. İkincisi de çok değer verdiğim Roy ile ilgili bir sunum geldi. Roy benim Muhammed Yunus gibi çok hayranlık duyduğum, sevgi beslediğim ve iyi dost olduğum biri. Çünkü Roy'un Türkiye'den alıp Hindistan'a götürdüğü iki tane yaşlı ninenin hikayesini de izleyen bir gazeteciyim ben. Çünkü Roy önemli bir şey yapıyor. Hindistan gibi bir ülkede yoksul, ülkesini, şehrini terk eden insanların bulunduğu yerlere hep yaşlıları eğitiyor. Yağmur suyundan nasıl içme suyu yapılır, var olan toprak nasıl ekilebilir ve insanlar bulundukları topraklardan nasıl göç etmezler diye. O yüzden içim böyle zaten pozitif enerjiliyimdir ama iyice bir pozitif enerji doğdu. Ben niye gazeteci oldum? Aslında hiç gazeteci falan olmak istemiyordum. Yazı yazmayı çok seviyorum ben. Çocukluğumdan beri okumayı ve yazı yazmayı seviyordum. Ben yazar olacağım diye kararı verdiğimde çok gençtim. Yazar olayım falan ne yapayım derken tabii ki gazetecilik okumaya karar verdim. Gazetecilik okurken de Yasko diye bir kurum vardı. Türkiye'nin tüm yazarlarının, çizerlerinin, Cemal Süreya'nın rahmetli Mavi Lokanta vardır Bağbali'de oturduğu dönemlerde hep onları izledim ve beni çok etkilediler. Hiçbiri elitist falan değildi. Hani burada da söz edildi. Ben bundan çok rahatsızlık duyuyorum. Türkiye'de elitist, tepeden bakmacı bir tavır. Özellikle yazar, çizer kesimde, sanatta, edebiyatta biraz sanatçının kendi iş dünyasına yazar, yazan çizenin entelektüel düzeyine, dünya algılamasına ben saygı duyduğum için hiç öyle bakmıyorum. Tabii ki ne yapayım? İdealist bir kuşağın son temsilcisi olarak kendimi hani Mohikanlar gibi hissediyorum ve bütün arkadaşlarım öyle. Biz 80 öncesi tabii ki üniversitelerde iyi bir solcu olarak görevimizi yerine getiriyorduk. İdeallerimiz vardı, üretimde yerimizi alacaktık ve üreten kadın olarak aslında bizim kendi bize ait özellikler olan özellikleri bile reddedecek düzeyde üretimin içinde olmaya kafayı takmış kadınlardık. Bizim kuşağın özelliği oydu. Benim tabii böyle bu kadar çok üretimin içinde olma düşüncemi ise ailemden aldığımı hissediyorum. Babam iyi bir iş adamıydı benim. Çocukken hep çağırırdı işten geldiği dönemlerde. Biz yemek yemiş olsak bile bize o gün işte neler yaptığını, yanlışlarını, doğrularını anlatırdı. Fikir sorardı. Benim çok etkilendiğim bir şeydir bu. Küçücüktüm, hiçbir şey söyleyemezdim ama böyle bir iletişim kurardık babayla çocuklar arasında. Ailede böyle bir durum vardı ve benim bir babaannem vardı. Sevgili arkadaşım Deniz burada oturuyor. Onunla da böyle sık sık konuşuruz. Benim babaannem gerçek bir Osmanlı kadınıydı. Ben 9 değil 15 ötesinden Ankaralı biriyim. Benim de sülale Ankara'nın Osmanlı döneminde hep vergisini toplayan halkın, vatandaşın nefret ettiği bir aile. Sarayın sevdiği bir aile ama. Öyle bir yerden geliyorum. Buradaki köklerimi de çok iyi bilen biriyim ben burayı, bu tip bölgelerin hikayelerini.
o Osmanlı kadınının tabii ki çok katı kuralları vardı. Yani ben ataerkil bir aile düzeninden değil, anaerkil düzenden gelen biriyim. Dolayısıyla özgüvenli bir kadınım. Dolayısıyla herkesin çok da cesursun dediği bir kadınım. Ama o cesaretimin ve bu kadar özgüvenli olmamın nedeni ailemin o yetiştirme tarzı ya da aile içindeki devam eden tarzdan geldiğini biliyorum. Buna rağmen durum böyleyken benim annem ve babaannem bile kendi ailem içerisinde kadın erkek eşitliği denildiğinde hep erkeklerden yana tavır koyuyordu. Benim küçücük bir çocukken bile tahammül edemediğim durum buydu. Hiç unutmuyorum, bir gün sabah kahvaltı ediyoruz. Babaannem ve annem, yine her zamanki gibi iki küçük oğlan kardeşim var, ona dediler ki sana işte ah şöyle al filan deyince çıldırdım ben. O ilk benim belki de isyanım orada başladı. Hop bir dakika, kadın erkek eşitliği var, yıkarım geçerim dedim. Dondular kaldılar. Çok iyi oldu. O günden sonra bizim ailede kadınlar ve erkekler en küçük bir ayrım bile olmadı. İşte ben böyle geldim. Yazar olmaya karar verdim. Tabii yazarlık yapacağız, ne yapacağız? Gazetecilik yapmam lazım. Gazetecilik yapmak hiç kolay bir iş değil. Çünkü gerçek seçkincilik ve elitist tavır aslında Babali'nin hamurunda ve genetiğinde var. Ben tesadüfen bir hocam, üniversitedeki hocam kanalıyla, hocam ben gazetecilik yapacağım, yazar olacağım ama beni işe alır mısınız dediğimde hay hay dedi. Ve benim gazetecilik serüvenim de böyle başladı. Gazeteciliğe girdik. Tabii ki Türkiye o dönem 70 sente muhtaç bir ülkeydi. Katı korumacılık duvarları altında ve farklı bir iş kültürüyle yoluna devam ediyordu. Benim gazetecilik hayatına başladığım ilk yıllarda ben adına Sultan Hamam denilen, Mahmut Paşa denilen, Türkiye'deki tüccarların yetiştiği bütün merkezleri saatlerce, günlerce, aylarca gezmiş bir gazeteciyim. Kapalı Çarşı'daki altın trafiği nasıl çalışır? Yağ iskelesinde nasıl para ticareti yapılır? Tabii ki hemen Asmaaltı denilen Yeni Cami'nin arkasındaki merkezde trilyon dolarlık kimyevi madde ticareti nasıl olur? Özellikle jüt denilen ambalaj endüstrisi bugün burada işler nasıl gider? Bunların hepsini çok iyi öğrendim. Dersimi iyi çalıştım. Tabii bunları öğrenirken bir şey gördüm. Babali denilen gerçek geldi karşıma, dayandı. Çünkü Babali'de güçlü olmanın, ayakta kalmanın yolu var. İki yolu var. Birinci yol, ya tepeden ineceksiniz, yani seçkin, elitist, gerçek elitist bir kuşaktan geleceksiniz. Bütün yollar size açılacak ya da hamal olacaksınız. Çalışacaksınız, dayanabildiğiniz noktaya kadar dayanacak, sonra da çekip gideceksiniz. Baktım ki olmuyor. Benim bir yol seçmem lazım. Hamal olmaya hiç niyetim yok. Gencecik insanım, düşünüyorum, taşınıyorum, aklım yerinde. Tek çıkış yolu vardı, bilgiye inanmak. Ben daha 1980'li yıllarda kararımı verdim. Tek yol bilgiydi. O yüzden çok bilgili bir gazeteci olmaya kararı verdim. Ve okuyan bir gazeteci oldum. Bunun altını özellikle çiziyorum. Okumayan gazetecilerin çoğunlukta olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama okuyan, okur yazar bir gazeteciyim. Bu çok önemli. Gazetecilerin okuması gerekiyor. Çünkü gazetecilik aslında burada, toplumda, dünyada herkese verilecek mesajı en doğru iletme sistematiği. Dolayısıyla böyle bir kararla yola çıktım. Bu yolculukta ben çok şeyler yaşadım tabii. Çok dönüşüm hikayelerini gördüm Türkiye'nin. Ama beni çok etkileyen olaylar oldu. Ben tabii ki genç bir gazeteci olarak bu yolculuğa çıktığımda Türkiye'deki gerçek para babalarının kimler olduğunu hiç bilmiyordum. Bir gün Sultan Hamam'da yürüyorum. Hep haber yaptığım bir amca var. Bağırıyor, çağırıyor filan bir ofis. Ben de onu ziyarete gidiyorum. Gel bakayım evlat diyor. Bana çay ısmarlıyor. İçiyoruz, sohbet edip gidiyoruz. Bir gün yine ona uğradım. Bana dedi ki çalıştığın yerinden aldığın paranın 15-25 saydı döktü, katını vereceğim, benim yanımda işe başla dedi. Tabii ben şöyle bir bakıyorum, genç olunca da insan küçümsüyor. Şimdiki gençler biliyorsunuz kendilerine Türkiye'de
özellikle gençler küresel şirket arıyorlar. Onun dışındaki hiçbir şirkette çalışmak istemiyorlar. Ben de yani şimdi burada mı çalışacağız, bu kadar uğraşıyoruz derken reddettim. Ertesi gün Türkiye vergi rekortmenleri açıklanıyor. Tabii çok gencim, çok toyum, yani insan bilemiyor. Bir baktım ki benim amca Türkiye vergi rekortmeni, şok oldum. Hemen koşarak amcaya gittim. O zaman telefon o kadar kolay değil. Oradan oraya ulaşamıyorsunuz. Ya amca sen neymişsin? Dedi ki fırsatı kaçırdım, fırsatı. Kaçacak hiçbir zaman fırsat yok. Yani Sultanahmam'da iyi bir okuldur. Ben çünkü ekonomi haberciliğinden geliyorum. Bu dönüşüm sürecinde Sultanahmet Kapalı Çarşı, Yağ İskelesi ve Eminönü'nde edindiğim piyasa kültürü dönemin başbakanı, siyasi otoriteleri tarafından da her zaman çok ilgi çekmiştir. Rahmetli Turgut Özal'ın belki de en ilgi çektiği gazetecilerden biriydim ben. Çünkü o dönem için yaptığım haberlerle Türkiye'nin gündemine farklı bir bakış açısı getiriyordum. İşin komik yanı, yaptığım haberlerin belki kendim bile farkında değildim, gündem belirliyordu. Niye bunları anlatıyorum? Çok mu önemli bunlar? Ama önemli. Çünkü bugün geldiğimiz noktaya döndüğümüzde gerçekten çok özel bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte gazeteye, gazetecilere duyulan güvenin her geçen gün zedelendiği bir süreç bu. Ve ben burayı konuşmaya çıkarken aslında biraz önceki performansı tabii seyrettim ve çok etkilendim ama söze çok farklı başlamayı düşünüyordum. Çünkü ben buraya çıkarken eminim ki Türkiye'deki 81 il, ilçe, köy ve mezrada eminim ki en az iki kadın cinayete kurban gitmiştir. Bunu biliyorum çünkü böyle bir realiteyle söze başlayacaktım ama işte bu evrensel dili görünce Türkiye'deki bu kadın cinayetlerinin insanların birbirine karşı işledikleri bu acımasız tavrın böyle bir dille yok olacağına inanıyorum. Keşke böyle bir dil kadınlara gitse. Söze kadınlar diye devam edeceğim çünkü babaliye girdim, haberler yaptım. Erkek kadın yola devam ettik ama ben bir kadın gazeteci olarak aslında kendime yabancılaşarak bu mesleği yapmaya devam ettim. Sadece ben değil, bütün kadın meslektaşlarım benzeri problemi yaşadı. Çünkü bir arkadaşım gelecekti, onu gördüm. O da gazeteciydi. Sonra tabii siyasetçi oldu, belediye başkanı oldu. Çok başarılı bir kadın. Aynı şeyleri eminim bu salondaki herkes yaşıyordur. Ama Bağmali'de olay çok daha farklı. Çünkü eğer hepimizin bildiği o arka sayfa güzelleri var biliyorsunuz. Bir zamanlar çok popülerdi. Bu ülkede arka sayfa güzellerini yaratanlar da üçüncü sayfa bulvar haberciliği dediğimiz cinayet haberlerini de döktürenler de hep erkekler. Her sabah 10'daki haber toplantısında bir gazetenin, bir televizyonun, bir radyonun, bir internet sitesinin hiç fark etmiyor adı ne olursa olsun toplantısına girdiğinizde sadece aksesuar gibi duran bir iki kadın görürsünüz. Ben medyada değil üst düzey bir tek kadın yönetici bulabilmek, orta düzeyde bile birkaç tane kadın yönetici düzeyinde karar verici kadın yok. Ben bunun çok üzüntü verici olduğunu yıllardır gören, hisseden ve bunun acısını yaşayan bir gazeteci olarak bunu anlatma gereği duyuyorum. Kadınların az karar vermediği bir medya gerçeği içinde aslında o toplantı salonlarını dolduran arkadaşlarım istedikleri gibi dalga geçerek bir bazıları burada olsalar yapma çok insafsızsın diyebilirler ama dalga geçerek bazen kendi psikolojik durumlarına bağlı o başlıkları, o haberleri yarattılar. Yaratılan o haberler, o algılamalar, hani Türk erkeklerine yabancıların duyduğu hayranlık, bütün bunlar da aslında bugün iki cinayet diyoruz bilemiyoruz ama bugüne gelinen yolculukta hep önemli bir kavşak oldu, bir durak oldu. Bütün bunları tersine çevirmenin bir yolu olmalı diye düşünüyorum. Bu yol nasıl olacak? Kadınlar medyada nasıl sayılarını artırabilecekler, kalabilecekler? Çünkü ben şanslıyım. Ben güçlüyüm, mücadele ediyorum. Benimle aynı yolculuğa çıkan binlerce kadın ya da erkek arkadaşım. Hepsi tek tek yolda kaldılar. Şimdi yolda kalmadan bu sektörde yola devam etmenin yolları nasıl olabilir?
bu yollar. Üstelik bu sektörde, medya dediğimiz sektörde sadece Türkiye'de değil, bu realite dünyaya baktığımızda da Çin'de, Pakistan'da, Hindistan'da, Amerika'da, İngiltere'de farklı mı sanıyorsunuz? Dünyanın her yerinde benzeri bir problem var. Aslında medya olarak ortak sıkıntıları yaşıyoruz. Biz bu sıkıntıları özellikle son 10 yılda belki daha farklı bir biçimde algılıyor gibi görünsek de ben medya üzerindeki sıkıntıların kaynağının ortak olduğunu ve dünyanın, ortak evimiz dünyanın yolculuğunda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Onun için bu kadar uzun uzun bütün bunlara girdim. Dolayısıyla medyadaki kadınlar orta sınıf yönetici olarak yoklar. Üst düzey yönetici olarak yoklar. Çoğu kadına baktığınızda da çoğunun bir yere gelme modeli ne yazık ki bilgiyle, üretimle değil. Bir de işin bu yanı var. İşte bütün bunlardan ayrışabileceğimiz, yepyeni sayfa açabileceğimiz yolculuğun başlaması lazım. Yani eminim ki hepiniz bir gazete alıyorsunuz veya almıyorsunuz. Çünkü artık gazeteleri okumaya bile sıkılıyorsunuz. Şimdi böyle bir durum karşısında gazetelere, medyaya güven nasıl sağlanacak? Biz aslında bunu kendi içimizde, ben de kendi içimde bunu tartışıyorum. Ama bu güvenin gelebileceğine olan inancım sürüyor. Biraz önceki evrensel dilin medyayı bile dönüştüreceğini düşünüyorum. Çünkü onlar medyada kendilerine çok fazla yer bulamazlar. Çünkü medyanın o, kusura bakmayın burada erkekler fazla ama erkeklerin çoğunlukta olduğu medyanın bu tip algılamalarla çok fazla işi olmuyor. Her şey reyting kaygısı. Televizyonlarda soyunan, atlayan, zıplayan, gazetelerde farklı biçimde ortaya konan kadın algılamalarıyla, müzik, sanat algılamalarıyla, haber algılamalarıyla gidiyor ancak. Medya niye bu hale geldi? Asıl probleme oradan bakıyorum kendi hikayemi anlatırken. Biz büyük bir terör altındayız. Sizi bilemiyorum ama ben çok büyük bir terör altındayım. Benim terörüm siyasetçi terörü değil. Ne yapacak ki siyasetçi bana? Sonuçta siyasetçi bugün A partisi iktidarda, yarın öbürü hiç fark etmez. Ama medyanın içinde bulunduğu, medyanın terör altındaki medyanın temel sorunu. Gazetecilik, dünyanın en eski mesleği, gazetecilik. Kamuoyunu bilgilendirmek adına kurulmuş bir sistem. Bu sistemin sosyal medyadaki gelişmeler karşısında yok olacağını söyleyenler büyük bir yanılgı içindeler. Tam tersi, yazılı basın, gazeteciler gidecek ama çok güçlü bir biçimde ayakta kalacak. Bunu biliyorum çünkü. Ama yazılı basını, sözlü basını, televizyonu, interneti, sosyal medyayı etkisine alan asıl terör tabii ki gazetecilerle gazete arasında dengeyi sağlayan ekonomik terör. Orada bir filtre sistemi var. Eğer o filtre sistemi sağlam ve doğru çalışmazsa gazetecilerin çok rahat ayakta kalma, yaşama, düşünme ve kendini ifade etme şansı yok. Çok tehlikeli bir yolculuk bu. Dolayısıyla bu tehlikeli yolculukta ben işte böyle yazar olayım diye girdiğim gazetecilik serüvenimi Türkiye'nin dönüşüm hikayesinde ekonomiyle sürdürürken tabii ki bir kadın olmanın bilinciyle de pozitif ayrımcılığa çok inandım. Belki yazılarıma çok hard, erkek egemen dünyadaki dille yazıp çiziyorum. O yabancılaşmayı biliyorum. Medyadaki herkesin nasıl yabancılaştığını da görüyorum ama kadın sorununu da iyi bir aktivist olarak her platformda farklı bir biçimde götüren bir kadınım ben. Çünkü benim çok değer verdiğim kadınlar ve erkekler var bu ülkede. Mesela hep böyle anlatıyorum. Yıllar önce çok genç bir gazeteciydim ben. Türkiye'ye binlerce İranlı geliyordu. O zaman İran'da devrim olmuştu. İran İslam Cumhuriyeti. Ve ben de İran'a gideceğim diye kafayı takan bir gazeteci olarak savaşa gitmeyi kafayı takmıştım. Vize almanın tek yolu
konulu İranlıları tanımaktı. Türkiye'deki bütün İranlıların Meliha'sı kardeşi olduk biz. Böyle bir realite karşısında ve İran'a gittik. İran'a gittiğimde beni etkileyen iki olay vardı. Biri Sorbon'da okumuş bir Zehra'nın babasına elimi uzattığımda elimi sıkamamasıydı 1984 yılında. İkincisi de İran'daki bütün dağlarda çarşaflarıyla kayak yapan kadınlardı. Bugün Türkiye'ye dönüp baktığımda her kadın iki cinayete, en az her kadın iki cinayete kurban gidiyor. Ama kadınları kurtaran çok güzel kadınlar var. İşte Roj, sevgili dostum Muhammed Yunus ya da benim çok sevgili arkadaşım Zeynep'in çocukları, böyle kadınlar var. Ya da Şengül, yani onların çok sevgili Şengül. Onların hikayelerini anlatacaktım ama daldım gittim. Kusura bakmayın, ben de böyleyim, ne yapayım ya. Bu gazetecilik tabii ki bir gün farklı bir rotaya girecek. İnanıyorum ben ama kadınlar konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Sağ olun.